Bismillahirrahmanirrahim. Elhamdülillahi Rabbil alemin. Vessalatu vesselamu ala Resulina Muhammedin ve ala alihi ve sahbihi ecmain. Ala Resulina Muhammedin salavat. Dokuzuncu söz. Bismillahirrahmanirrahim. Fesubhanallahi hine tumsune ve hine tusbihun. Ve lehul hamdu fis semavati vel ardi ve aşiyen ve hine tuhirun. Sadakallahul azim. Nerede geçiyormuş? 30. surenin 17 ve 18. ayetler. Rum suresi. Rum suresi mi? Ben okuyayım abi. Ey birader, benden namazın şu muayyen 5 vakti hikmeti tahsisini soruyorsun. Namazın 5 vakti hikmeti tahsisini soruyorsun. 5 vakti kurulması pek çok hikmetlerinden yalnız birisine işaret ederiz. Burayı okuyabilirsek yeter bize. Evet, her bir namazın vakti mühim bir inkılap başı olduğu gibi azim bir tasarruf-ı ilahiyenin aynesi ve evet, o tasarruf içinde ihsanat-ı külliye-i ilahiyenin birer makisi olduğundan Kadir-i Zülcelal'e o vakitlerde daha ziyade tesbih ve tazim ve hadsiz nimetlerinin iki vakit ortasında toplanmış yekününe karşı şükür. Evet, İhsanat-ı Külli İlahiyenin birer makis olduğundan Kadir-i Zülcelal'e o vakitlerde daha ziyade tesbih ve tazim ve hadsiz nimetlerinin iki vakit ortasında toplanmış yekününe karşı şükür ve hamd demek olan namaza emredilmiştir. Şu ince ve derin manayı bir parça fehmetmek için 5 nükteyi nefsimle beraber dinlemek lazım. Şimdi bunun üzerine biraz durayım. Gerçi bunu, bu paragrafı 5 nüktede izah ediyor. Burayı izah ediyor. Çok uzun. Şimdi ben bir daha şey yapayım, herhalde bir inkılap. İnkılap üzerine biraz durmak istiyorum. Her bir namazın vakti, sabah namazı, öğle namazı vakti, mühim bir inkılap başı, inkılap. İnkılabı anlatayım biraz. Bir de okuyayım şeyi. Her bir namazın vakti, sabah, öğleyin, ikindi, akşam, yatsı, İnkılap başıymış. İnkılaptan ne anlıyoruz mesela inkılap? Değişiklik. Dönüşüm. Dönüşüm, değişiklik. Başka? Savaş hazırlığı falan. Savaş gibi. Peki, inkılaptan biraz okuyayım. Bahara maruz kalan çekirdeğin ağaca inkılap etmesi. İnkılaptır. Hayal et. Vücud ilimden vücud harici çıkış. Ama bunu çıkartan bahardır. Yani tabii çıkartan Allah da. Yani ondan konuşmuyoruz. Yani inkılap başı bahar. Yani çekirdek programının ağaca dönüşmesine vesile olan ve zemin olan. Çekirdeğin ağaca dönüşmesine vesile olan kış değil. İlkbahar. Yani derler ya, niçin bu zamanda namaz kılınıyor? El cevap, niçin çekirdek baharda patlıyorsa ondan. Çekirdek baharda patlar, ilkbaharda yazın neşinema bulur değil mi? Niçin kışın patlamıyor? Ha, ondan öğleyin vaktinde sabah kılınmıyor. Tamam. Cevap. Diyor ki, bahara maruz kalan çekirdeğin ağaca inkılap etmesi, yani çekirdekteki içindeki yapının ilmi vücuttur, yani ruhudur. Ustad şöyle diyor, ağacın bir nevi programı, ağacın bir nevi ruhu olan programı, ağacın bir nevi ruhu olan o çekirdekteki program, baharda
inkılap etmesi, yani nasıl inkılap ediyor? Namazda kullanacağız bunu. Çekirdeğin içindeki program mahluk değil. Dünya cinsinden değil. Elmaya, armuta, taşa, toprağa, güneşe benzemez. Çekirdeğin içindeki program. Çekirdeğin içindeki program dünya cinsinden değil ama o program ilmi, vacip, melekut ile mahluk arasında bir berzahtır. Adeta vacibin, melekutiyetin alemi şehadette, dünya yüzünde hakikatinin ifade edilmesi için bir geçit format olabilmesi için bahar lazım. Bahar çekirdeğe neyse ve çekirdekten ne oluyorsa, ikindi namazı, öğleyin namazı, yatsı namazı da ruha böyledir. O çıkarttığına göre o zeminde onun kadar değerli olmuyor mu? Evet, değerli oluyor ama zemin ondan değerli oluyor. Mesela araba insansız düşün, hiçbir değeri yok. Evet, araba değerlidir. İnsanla alakalı olduğu için. Mesela Kabe taşı elini vurmak için adamlar kıyamet kopuyor değil mi? Yani Allah'ın evine nispet ediliyor. Kabe'ye nispet edilince mukaddesleşiyor. Ama oradan sök, koy dışarıya, üzerine arabalar geçer. Basar geçersin, taştır ya. Yani hiçbir değeri yoktur. Hiçbir değeri yok, taştır ya. Ama Allah'ın evine nispet edilince mukaddes oluyor, Kabe oluyor. Yani Kabe kendisi olmuyor da Kabe'ye bastı, zemin oluyor. Kabe o duvar değil. İşte bunu yakalamanızı istiyorum. Çekirdekteki program dünyadayken dünya cinsinden değildir. Hamile kadın. Mesela 9 ay diyorsun. Doğum yaptığı 2-3-4 gün sonra diyoruz kardeşim bacım kaç yaşında? 2 günlük. Hani 9 aylıktı. Ne oldu? Dünyadayken dünyalı değil. Ama gayb da değil. Çocuk gayb değil. Dünyalı değil çünkü yaşı yok. Dünyada yaşayacaksın, yaşın yok. Aynı ağaç, çekirdeğin içindeki ağaç. Programın. Yani dünyadadır. Ağaç değil ama yok da değil. Yok da değil. Ona ilmi vücut. Mesela çekirdeği koydun. Öyle çekirdek var ki 60 sene, 100 sene durur. Çekirdeğin içindeki programın yaşı yoktur. Onu yapan Allah'ın da yaşı yoktur. Programın mekanı yoktur. Hacmi kütlesi yoktur. Yapan Allah'ın da hacmi kütlesi yoktur. İşte çekirdek denilen şey o kutu, paket değil. Onun içerisindeki program. O program ilkbaharda nasıl güneşi, havayı kullanarak ilkbahar denilen bu dört. Güneş, hava, toprak, su. İnkılap. Niçin üzerinde duruyorum? Çekirdekteki program, usta diyor ki, ağacın bir nevi ruhu olan programı diyor. Programı gibi. İşte ilkbahar çekirdeğe inkılap başıdır. Yani ilmi vücudun vücud hariciye dönüşmesidir. Bu nasıl oluyorsa namaz vakitlerde de ruh böyle oluyor. Peki namazın hareketleri ne demektir? Çekirdeğe, güneş, hava, toprak, su ne oluyorsa. Yani şu. İnkılap çok önemli olduğu için duruyorum. Bak. Çekirdeğe, güneş, hava, toprak ne oluyorsa dört tane değil mi? Güneş, yukarıdan aşağı in, güneş, hava, toprak, su. Ha. İnsanın ruhuna da şunlar öyledir. 23. söz. İstidat çekirdeğini ruhun, İslamiyet suyuyla, imanın ziyasıyla, İslamiyet sudur. Yani namazda cem oluyor bunlar. Namazda gözüküyor. İslamiyet su gibidir. Namazda gözüküyor. İmanın nur ziyasıyla namazda gözüküyor. Ubudiyet toprağı altında, yani bu ubudiyet hareketler
toprak altında, toprağa benziyor. Ubudiyet toprağı altında terbiye edilerek evamir-i Kur'an'ı imtisal edip Kur'an'ın hükümlerine uyarak cihazat-ı maneviyesini, yani ruhun manevi cihazlarını, bu organlar maddi cihazlardır, el ayak, ruhun manevi cihazlarını hakiki gayelerine tevcih etse elbette alemi misal ve berzahta dal budak verecek ve alemi ahiret ve cennette hadsiz kemalat ve nimetlere medar olacak bir şeceri bakiyenin, bir hakikat-ı daimenin cihazatına cami kıymetli bir çekirdek ve revnektar bir makina ve bu şeceri kainatın mübarek ve münevver bir meyvesi olacaktır insan. Ahireti, fani ahirete dönüştüren bir cihaz insan. Dolayısıyla çekirdeğe ilkbahar, yani içerisine demek güneş, hava, toprak, su ne oluyorsa, tamam mı? Ne oluyorsa, ruha da İslamiyet, iman, ubudiyet, Kur'an da öyle oluyor. Bu dördünü cem eden o vakitte ilkbahara benzer. Namaz vakitleri bahara benzer. Baharın içerisindeki dört hakikat olan güneş, hava, toprak, su, insanın ruhuna da İslamiyet, iman, ubudiyet ve Kur'an'a benzer. O nasıl çekirdeği değiştirmeden dönüştürüyorsa, ruhu da o namaz vakitlerinde, namaz ruhu böyle değiştirmeden dönüştürüyor ki, bütün kötülüklerden alıkoyar diyor. Bütün kötülüklerden alıkoyar. Nasıl ki hadiste bütün kötülüklerin anası nedir? İçkidir gibi. O zaman abi şöyle düşünebilir miyiz? Mesela diyelim ki zamanında yetiştiği... Bu bir. Zamanında yetişmeyen bir bitki, mesela bir kavanoz alacak olsak, yetişiyor ama tadı olmuyor. Evet. Yani vaktini kaçırılan... Kaza namazı gibi düşünebilirsin. Yani kitaplarda diyor ki, mesela diyelim ki, Cenab-ı Hak her şeyi vaktinde yarattı. Bu da ilginç bir şey. Kabul edersiniz, etmezsiniz. Benim tespitim. Sera yapılıyor. Serada yetişen domates, salatalık vesaire zarardır. Neye zarardır? Benim dini değildir. Benim kana tespitim. Eğer lazım olsaydı Allah o baharda her sene yayardı. Bir nimet zeytin gibi, incir gibi her senenin her mevsimine yarıyor. Allah böyle yapmış. Diğer mevsimler o zaman lazım. Mesela bir misal vereyim. Kiraz niçin o ayda yapılmış? Kiraz. Bunu Japonlar bulmuş. Diyor ki niye o ayda takılmış? Şöyle bir yola çıkmışlar. Bu kiraz kime bakıyor? İnsana. O zaman bu kirazın çıkmaz mevsimi insanla alakalı. Meğer kiraz vaktinde insanın en çok harcadığı element kirazda varmış. Ve kanı incelten özelliğine sahip bir tane kiraz şeyi, üç tane mi diyorlar? Ya iki veya üç veya bir tane diyelim, aspirine bedelmiş. Kanı inceltme noktasında kiraz. Demek ki insandaki inkılap, bedensel inkılap karşılığını tamamlamak adına hariçte nimetler yaratılmış. Ama insan fıtratını, işte hırs olduğu için fıtratını bozma pahasına dahi kışın yaz meyvelerini yediriyor. Veya konserveler onun için korkunç zarardır. Konserve zulümdür bedene. Zulüm. Şöyle bir bakış olabilir mi abi? Mesela Kur'an'da bütün insanlar mesleklerini şeyden öğreniyor, peygamberlerden. Dikmeyi, metali, ondan sonra bütün her şeyi. Kur'an'da mesela Hazreti Meyrem'e de mesela mevsimi olmayan bir zamanda bütün mevsimlerin meyvesi sunulmuş. Hurma. Mesela aynı onun gibi mesela insan ilimle de hani mevsimi olmayan bitkileri, mevsiminin olmadığı bir zamanda yetiştirme ilmi Allah böyle bir şeyi veriyor olamaz mı abi? Hmm. Doğru, o da olur ama bu ilmi yetiştirme ama fıtratı bozmama seviyesinde olmalı. Çünkü mesela diyelim ki
yazın harcanan element karpuzda var. E sen evde oturuyorsun, sıcağa muhatap olmuyorsun, ter dökmüyorsun, karpuzu yedin. Harcanan elementlere mukabil olan karpuzu kışın yersen harcamadığın elementleri, onları ne yapacaksın? Mesela bazı şeyleri fıtri olarak insan istemiyor da abi. Mesela genel ihtiyaç olarak mesela bir domates. Alıştığımızdan dolayı Bülent. Alıştığımızdan dolayı o. Devam edeyim. Hava pervanesi dönmesiyle şu kuksafeni giderken doludur. Değil mi? Elektrik. Türkiye'de ise Çatalca'da benim gördüğüm, Ankara'ya giderken her yerde var. Hele hele Belen'de, Hatay'da bilenler, o boğazda acayip her taraf örülmüş. Pervane biliyorsunuz. Yani, hava pervanesi dönmesiyle elektriğin ortaya çıkıp o elektrikten enva çeşit cihazların aktifleşmesi bir inkılaptır. Mesela namaz ruhla ne alakası var? Namaz ne var? Pat pat pat. Selamun aleyküm. Hiç alakası var mı ruhla namaz? Harekettir ya. Ben de diyorum ki ne alakası var pervanenin dönmesiyle elektrik kaynağının olması? Ne alakası var pervanenin dönmesiyle fotoğraf makinesi ve fax makinesi resim basması, televizyon film oynatması? Pervane dönmesiyle hiç onunla alakası olmayan elektriğin aktif yapıyor. Gayb'tan getiriyor. Elektrik pervanenin dönmesiyle ortaya çıkandır. Yoksa elektriğin kaynağı pervanenin dönmesi değildir. Pervane dönerken, mesleğim söylüyorum, mesleğim... Şimdi bu endüvi var içeride dönen, bakır tel. Bunun etrafında kömürler var, disk. Yastık disk diye biz mektebinde görmüştük. Üzerinde mikladisler var, kömür, 4 tane kömür var, bir burada var. Arabanın şeyinde de öyle, üretim dinamosu da öyle. Şarj dinamosu bak, buraya bir tane kömür var, buraya da bir tane var, yuvarlak düşünün, burada var, burada var. Şimdi burada endüvi dönüyor. Bu kömürün üzerinde bir mikladis var. Tamam. Bunun da şeyi bağlı, kablo dışarıya çıkıyor, iki tane. Bu bakır dönen, endüvi denilen hava pervanesine bağlı. Bu dönüyor o kadar. Pervane bunu döndürüyor. Bunun dönmesiyle bu sürtmüyor bir yere. Burada bir manyetik alan oluşuyor bu boşlukta. Manyetik alan kömürden mukaddesa doğru elektrik denilen bir şey. Hiçlikten yaratılıyor. Dünya cinsinden değil. Hiç. Yok kaynağı. Yani endüvinin dönmesinden hasıl olan bakırın kömür içinde, mukaddesin içinde dönmesi. Mukaddesler var. Burada bakır dönüyor. Dönmeyle ne oluyor? Bu dönmeden bak neler çıkıyor. Faks makinesi çalışıyor. Kaynak makinesi çalışıyor. Ekmek fırını çalışıyor. Bilgisayar çalışıyor. Ampul çalışıyor. Şimdi ne alakası var? Bu işte dönmesi bu kadar, yani elektriğe bağlı olan cihazlara aktif etmesi ne kadar mantıklıysa bunun dönmesi... Namaz da böyledir. Ruhuttaki cihazları böyle aktif ediyor. Bu inkılap. Hiç ömrünüzde görmeseniz bu böyle olayı. Şimdi fax makinesinde veya resim dükkanında resmi ortaya çıkarıyorlar da biliyorsun elektrikler şey yapılıyor. Veya bilgisayarda veya televizyonda bir şey seyrediyorsunuz. Şimdi elektrik ne alakası var bunda? Filmin seyretmeyle. Kaynak makinesi, yazı yazmak, elektrik, klima, elektrik ocağı, yemek bir şey. Ne aktığına geliyorsa yani benim şu anda. Şimdi hiç bununla da alakası yok. Bu dönüyor, pervane dönüyor. Burada bir inkılap oluyor. Yani inkılap demek gaybı şehadete dönüştürme yolu, yöntemi. Gaybı melekütiyetle mülk arasında... Çok ince bir berzah var. Onu Mesnevi Nuriye'de söylüyor. Mesnevi Nuriye'de diyor ki, ilimle cehalet ne kadar ince ne kadar kalın. Hayatla meft ne kadar ince ne kadar kalın. Bak onu birbirine zıt, aynı ben neredeyse o inkılap işte. Gaybı
eleti gaybidir. Yani hala bilinmiyor. Ama şahadete dönüştürülme, yani adeta şahadete yol buluyor bu hareket. Hareketle hiç alakası yok ama gaybi olan bir şeyin şahadete geçmesine sebebiyet veriyor. Gayiptir yani eletik. İşte bu pervanenin dönmesiyle hasıl olan eletikle yaşanan cihazları nasıl mantığa uyuyorsa, uydurabiliyorsan, namaz hareketi de pervanenin dönmesi gibidir. Ruhtaki cihazları da böyle aktif ediyor. Bu da inkılap. Bir su içeyim diyeyim. Mesnevi Nuriye de geçiyor. 198 olabilir mi abi? 198 olabilir. Ne kadar latif, ne kadar... Ha, 198, evet. Tamamdır, evet. Bak şimdi. Kötü arasında berzah ne kadar şey... Ha, berzah. Aferin lan, sen orada... 198 abi. Tamam. Bak Allah aşkına şuraya bakın. Fesubhanallah. Ama burayı kaçırmayın. Şeyi kaçırmayın. Pervanenin dönmesiyle endüvinin dönüp ele hiç alakası olmayan hareket, hiç alakası yok. Bu bakır bobindir ya, bobin. Bobin. Mıknatısın içinde kömürün üzerinde mıknatıs var. Onun içinde bakır böyle dönerse hiç bunlar kömürle, mıknatısla, bakırla alakası olmayan, gaybi olan, şahadet cinsinden olmayan neredeydi ya? Eletik neredeydi? Allah aşkına bir kenarda mıydı? Depoda mıydı? Nereden geldi bu? Hacmi yok, kütlesi yok, tipi yok, kilogramı yok, gözü kulağı yok, aklı yok. Acayip bir şey. Muamma ya. Önüne geleni yakıp yıkıyor. Celaskalla yükleri kaldırıyor. Tamam mı? Lambaları yakıyor. Yemeği pişiriyor. Ya ne cins bir şeymiş yani. Havadaysa bizim muhatap olmamız da gerekirdi. Evet tabii yanında. Nerede yani? Havada mıydı? Karada mıydı? Neredeydi ya? Bilinmiyor ki. Sen kimyacı değil misin? Bu kadar kitap okuduğunu zannediyor. Benim okuduğum kadarıyla bilinmiyor. Hani işte diyor ki adeta bunu ya gaybi ya. Yani nasıl ki hareketin ince bir perde yapmış eletiğin gaybtan Allah'a şahadete ikram etmesine, namaz denilen basit, bu ne kadar basit hareket. Neticeye bak bakalım. Bütün dünya eletiğini düşün. Bütün dünya cihazlarını düşün. Basit bir hareket. İşte basit bir hareket. Allahu Ekber. Allah Allah. Bak şimdi. Fesubhanallah. Ustad diyor. 198. Aferin lan. İyi bak. Mülk ile, iyi dinle bak. Mülk ile melekut arasındaki hicap ne kadar incedir, aralarındaki mesafe ne kadar büyüktür. Cehalet böyledir. Mülk ile melekut şu. Beden ile ruh, şoför ile araba, odun ile odunun içerisindeki enerji. Cehaletle bakarsan odun, marifetle bakarsan duman ve nurun hulasası. Yani o kadar ince bir perde ki, cehaletle bakarsan odun olursun, odun gibi gidersin. Eğer biraz marifetin olursa odunun içerisinde dumanı koyduğu gibi bedene de nefsi öyle koymuştur. Odunun içerisinde nuru nasıl koyduysa bedene de ruhu öyle koymuştur. Yani ne kadar ince bir şey. İşte mülk ile melekut arasında hicap ne kadar ince. Yani berzah denilen hiçbir şey yok gibi. Endüvi dönüyor o kadar. Nereden geldi? Bir sağda solda, havada, karada mıydı bu? Eletik nerede? Nerede depoluydu? Nereden aktı kardeş? Havanın içine akmadı. Havanın içinde yok böyle bir şey. Yani bu eletik nereden akıyor? Pşşşt kabloya giriyor. Pşşşt kabloya giriyor. Pşşşt böyle bir şey yok. Bir yerden bir şey akma yok. Burada nasıl ne oluyor? Bilmiyoruz. Ancak belki latif nükle şey, nur alem bir anahtarında diyor. Radyoyu açıyorsun. Radyo bu havada gelen ses yok. Sesin elektriksel dalgaları var. Megahertz diyoruz. Dalga boyları var elektriğin. O dalga boyunun sesi nasıl dönüştürülüyor? Kanun ilahiye bak. Bu hani bir metali, ağır bir metali, başka bir metale vurduğumuzda bir ateş çıkıyor. Mesela o da bir elektrik. O da elektrik. O da bir tuhaf. Onun görevini hızlandırılmışı o zaman. Yani diyelim yani, ama nerede bu? Yok yani.
bir çatışma olayı, yani vuruş olayı. Onu da hızlandırılmış. Yani saniyede işte 6000 devir dönüyor mesela. İşte bu ona da benzemiyor. Demire metala vurmaktan, elektron elektrondan çıkan gibi değil bu. Ondan öyle bir şey. Çünkü dinamada da o olay var da. Bazen benim de ilgi alanımda, yani okumadık ama yine de ilgi alanımızda. Dinamada da o olay var. Hani vuruş esnasında o mıknatisler, o şeyler, bakırla şeyler. Ama bu korkunç bir enerji. Evet. Hiçlikte. Normal o havayı teneffüs et dinamonun yanında, o havayı yanmazsın. Oradan çıkanı tutarsın elini, yanarsın. Dinamonun yanında havayı teneffüs et. İki, dünya ile ahiret arasındaki yol ne kadar kısa ne kadar uzundur. Her an ölebilecek ama ne kadar sonsuz yaşayacak bir hal var. İlim ile cehil arasındaki hicap ne kadar latif ne kadar kalındır. Aynı adam, alim cahil. İman ile küfür arasındaki berzah ne kadar şeffaf, ne kadar kesiftir. İbadetle masiyet, ibadet ile günah işlemek arasında mesafe ne kadar kısadır, ne kadar arasındaki mesafe ne kadar kısadır. İbadet ile günah arasında, masiyet arasındaki mesafe ne kadar kısadır. Halbuki araları cennet ile narın araları kadardır. Hayat ne kadar kısa, emel ne kadar uzundur. Evet, hal ile mazi arasında öyle ince bir perde var ki ruhun mazi cihetine geçmesine mani değildir. Yani ruh da bir yere geçmeye gerek yok. Zaten adam azap çekiyor burada. Ruhtaki hal, mazi ve istikbali birden yaşıyor şu anda. Yani ne dirilecek? Bakın, anlıyor musunuz bunu? İfade edemiyorum yani. Kendimi de yırtıyorum. Ruhta mazi, müstakbel, yok, hepsi bir anda yaşıyor. Hal falan diye bir şey yok ruhta. Ruh anda hepsini yaşıyor. Ama biz bedensel itibariyle çıkartamıyoruz. Ruh zaten gaybin hakikati olduğu için, gayb, melekutiye tarafının varlığı olduğu için dünya cinsinden değil. Dünya cinsinden olmayanın da mekanı ve zamanı yoktur. Dünü bugünü yoktur ya zaten. Öyle bir şey hakikatiz biz. Onu aktif ediyor namaz. Allah Allah. Ceset ile bak. Hal ile mazi arasında öyle ince bir perde var ki hal ile mazi. Geçti. Bir saniye önce. Şimdi arasında bir çizgi söyler misiniz bana? Çizgi var mı? Mazi ile ne demek mazi? Ha, ne oldu? Tık geçti. Tık. Tık da yok ki. Geçti ama nereye gitti yani? Neyi nereye gittik? Nereye soktun bunu? Mazi dediğin şey ne? Senin geçmişin yok mu? Nerede İbrahim? İstikbal. Tamam, istikbal da. Yani bir yer mi var? Nereye gitti ya, ben anlayamıyorum. Mazimiz nereye döküldüyse istikbalimiz oradadır. Nereye dökülecek? Böyle bir şey yok. Böyle diyoruz. İstikbal, hal, mazi. Konuşurken başka ne diyeceğim? Üçünü birden yaşıyoruz da farkında değiliz. Ruhen. Bak, hal ile, şimdiki zaman ile mazi arasında öyle ince bir perde var ki. Var mı? Böyle bir şey var mı? Neresi mazi? Ama bitti. Bitti de nereye gitti? Bilmiyorum. Ruhun mazi cihetine geçmesine mani değildir. Cesede nispeten bitmez bir mesafedir. Kezalik mülk ile melekut, dünya ile ahiret arasında ehli kalp için şeffaf, ehli heva için kesip ince bir perde vardır. Neyse, devam edelim, bizi şu inkılabı bir bitirelim. Başka bir şey istemiyorum. Birkaç tane çalıştım ya. Bir de okuyayım, konuyu dağıtmayalım. Zannediliyor ki şeydir, külliyatın içinde bir kelimeyi çözmeye çalışıyoruz. Ama bir anahtar ki... Evet, her bir namazın vakti mühim bir inkılap başı olduğu gibi. İnkılaptan konuşuyoruz. Askeri inkılaptan bahsetmiyoruz. Suyumuz neredeydi? Hem bu taraftaydı. Bizde de inkılap oluyor, kusura bakmayın. Başka bir inkılap. Her bir inkılaptan birer örnek vermeye çalıştım. Namaz da bir inkılap. Bir kelamla insanın ruhsal yapısının alt üst olması veya kuyudan çıkması. Bir laf söylüyorsun İsmail, değil mi? Adamın alt üst oluyor. Veya
Güzel bir laf söylüyorsun, kuyudan dışarıya çıkıyor. Bu da inkılap. Yani kelam içeriği ne yapıyor? Kelam içeriği sen, hocam, buyur abi, bana bir laf dedin ki iki seneden beri kaldıramadım. Yapma ya. Bir kelamla sen iki sene kalkamadın. Elhamdülillahi Rabbil alemin. Bir kelam. Errahmanirrahim. İki kelam. Onun altına nasıl çakacaksın? O da bir aktif ediyor. Benim kelamım seni nasıl kuyudan çıkarıyor? Mesela adama dedim ki ya işte derste çok aceyiplerine gittim. Doğru düşünürken asla kendini kötü hissedemezsin. Kötü hissediyorsan doğru düşünmüyorsun demektir. Düşünce balondur, dünyadır, varlıktır, hayatın kendisidir. Düşündüğünün içine giriyorsun. İçinin içine. Dedi ki kadın 5 seneden beri ilaçtan kurtardın bu sözden. Ha bak bir inkılap. Ne yaptı? Kuyudan çıkarttı. Çünkü ben yaşadım onları. Psikoloji, o tespitlerim, inanın bana hep içimde yaşadığım şeyler. Yaşadım. İçeride kimse, yani bağırdım, bir ders var hatırlar mısınız? Hey! İçeride kimse yok mu? Biliyor musun böyle bir dersi? Bir sene de anlatmıştın yine. Anlatmıştım değil mi? Kaşıntı başladı. Ya acayip bir şey ya. Bu kutuda sif biz yokuz. Ne olur. Kutuyu kutu kabul edin. İçeride 18 bin alem var. Bugün öğlen dersinde olacaktın. Bugünkü öğlen ders, hususi mülahazalarım, tire, kader, ihtiyar ve irade. 18 bin alem burada var. Bak şimdi. İnkılaptan konuşuyoruz. Her bir namazın vakti mühim bir inkılap başı olduğu. İnkılabın çeşitleri. Kelam bir inkılaba dönüştürüyor seni. Bir laf diyoruz, iki sene unutamıyorsun. Git sığıra söyle, sığırı moral bozulmaz. Türkü söyle, memnun olmaz. Kur'an oku, keyifleri artmaz. Sığırdır. Panik atağı yok, buhranı yok, depresyonu yok. Eğer sende bunlar oluyorsa ne mutlu, insansın. Çünkü taşların ve ağaçların, bitkilerin derdi yoktur. Çünkü onlar taştır. Senin derdin varsa adamsın. Çünkü dert adamın olur. Bugün mü? Dün birisi aradı X şehrinden. Abi ya geleceğiz, sen bir gel, sen dershanede sorunlar yaşıyoruz. Almanya. Burada. Ya ne oluyor dedim. Ya abi hiç sorma ya, toz duman dedi ya, her taraf yanıyor dedi ya, böyle sıkıntı yaşıyoruz dedi ya. Falan sıkıntı oluyor falan. Bu son olay hadiseler. Hoca efendi alakalı. Dedim yani gelenler falan oluyor. O gelen ve işte onlara karşı tavırda, davranışlarına. Dedim bir de hizmet şekli var böyle. Ne yapacağız dedi. Toz duman mı var dedim. Evet abi dedi, öyle dedin. Öyle mi diyorsun dedim. Toz duman var abi, toz duman karşı gel Allah aşkına falan dediler. Tanıdığım şehir. Toz duman varsa orada hareket var demektir. Toz duman varsa hizmet var demektir. Demek bir şey yapılıyor. Yanlış da olsa bir şey, bir hareket var. Duran yerde toz çıkmaz. Demek ki hareket var. O beni memnun ediyor. Abi hakikaten deli edeceksin bizi ya. Ya şimdi iyi mi? Çok iyi dedim lan. Herkes yerine otursa böyle. İnkılap olmaz. İyi iyi. Kelam bazen seni kuyudan çıkarıyor, bazen kuyuya indir. Bu da bir inkılap. Kelam inkılap yapmasından bahsettim. Başka bir inkılap. Bir şey mi diyecektin? Yok Hasan. Buradaki, yani dünyadaki hadiselerin arkası ve ön tarafları olduğundan buradaki hareket buraya mahsus değil. Yani insan ruhu buranın cinsinden olmadığı için buralı değil ruh. Buradaki bedenen yapılan hareketler ruha yansıdığından, ruh da buralı değil, ruha yapılan her muamele geldiği alemi ve gidecek olduğu alemi direkt etkiliyor. Otomatik olarak. Bir de okuyayım. Dünyadaki hadiselerin arkası ve ön tarafları olduğundan, arkası Allah, ön tarafı ahiret olduğundan, buradaki hareket buraya mahsus değil. İnsanın gelmesiyle geldiği alemle, ruhunun yapısıyla gidecek veya arzuladığı alemlerle fikren, hissen ve fıtraten alakadardır.
İnsan ne kadar reddetse bile geçmişiyle ve geleceğiyle de alakadardır. İster reddet, ister reddetme. Geçmişinde var, geleceğinde var. Alakadarsın. İnsanın fikre veya fiilen araları da aktifliyor. Yani insanın bedensel her hareketi ister inan ister inanma geleceğini ve geçmişini aktifliyor. Değiştiriyor. Değiştiriyor şu hareketin. O zaman burada yapılan muamele burada bedeni değil bu. Yani pervanenin dönmesi için değil. Endüvinin dönmesidir. Ondan sonra gaybtan bazı şeylerin ortaya çıkması içindir. Aynı bunun gibi işte insanın alemi bu hareketleri fikrini değiştiriyor. Hissiyatını değiştiriyor. Hayatındaki kıblesini değiştiriyor. En azından namaz mekandan ve zamandan çıkarttığı için zamana ve mekana hakim kılıyor. O zaman zamanı ve mekanı yönetme kolaylaşıyor. Eğer namaz olmazsa beş vakit hareket içinde, çalışma içinde, olayların içinde İsmail kalırsanız o hareketlerin içinde zamanın ve kendini unutursun. Hiç hani olayın içinde çalışıyorsun, kaynak yapıyorsun, bilmem ne yapıyorsun, gitti geldi, bir akşam oldu. Ama namaz kılan mekandan ve zamandan çıkıyor. Çalıştığı mekandan çıkıyorsun. Zamandan da çıkıyorsun. Öğlen oldu. Devamlı çalışanın öğlenin ikindisi eşittir. Öyle fikren bir şeysi yok. O zaman o insan mutfak, tuvalet, yatak iş, doldur, boşalt, gübre fabrikası. İçinde gömül ve öl. Bu dikdörtgenin içine. Mutfakta doldur. Tuvalette boşalt. Yatağa git. İş veya mutfak, tuvalet, yatak iş. İnkılap mıdır? Hayır. İşte namaz vakitleri insanın fikriyatına, hissiyatına ve ruhuna değişiklik kazanmasına sebep olan mekandan ve zamandan çıkmasına vesile oluyor. Fark ediyor. Bu da bir inkılap. Başka bir inkılap, son inkılap, ondan sonra devam edeceğim. Hakikatlerin zıtlarda görünmesi inkılap. Mesela ölünün hayatı barındırması. Çekirdek ölü değil mi? Hayatın oradan çıkması. Toprak, gübre ölü değil midir? Bitkilerin çıkması. Bir damla su, insanın çıkması. Yani inkılaba bakın. Ölünün hayatı taşıması. Şuursuzun şuurlu hareket etmesi dünyada. Dünyamızın hareketi kendisi şuursuz. Hareketi şuurlu. Güneş şuursuz. Yaptığı şuurlu. Ağaç şuursuz ama yaptığı şuurlu. Tamam? İşte inkılap bunlar. Faninin bakiye taşıması. Faninin mesela yaptığımız hareketler bekaya gidiyor. Fani şeyler ama bakiye inkılap ediyor. Dönüştürüyor insan. İnsan hayatı üç tanedir diyor. Üç şeyle vasıflandırıyor ustad. Mektep, okul, kışla eğitim yeri, makine. Yani makine malzemeleri alarak farklı bir şey yapması. İnsan fani bekaya dönüştürüyor. İşte bunlar inkılap. Başka gayri muayyen olan ruhun, ruh gayri muayyendir. Yani kontrol edilemez. Yani ağaçtan çıkan enerji gibi. Yaktığın zaman odundan çıkan enerji bir hemen hafenin her yerinde değil mi? Ama odun içindedir. Ama odunun içinde iken o enerjiye müdahale edebilirsin. Odunu yaktıktan sonra daha müdahale edemezsin. İşte namaz ruha burada müdahale ediyorsun. Ruha burada müdahale. Eğer çıktıktan sonra daha namaz o kalkıyor ahirette. Müdahale edemezsin. Neyse o. Bu da bir inkılap. Yani gayri muayyen olan ruhun muayyen bedende bulunması inkılap. Yani nasıl yapmışsa. Onu fark etmeye vesiledir namaz. Görünmeyenlerin görünenlere hakim olması. Mesela ruhun cesede enerjinin oduna hakim olması gibi. Görünenlerin görünmeye hakim oluyor. Görünmeyenlerin bir de tersi var. Görünmeyen onun odunun içindeki enerji yok. Gözükmüyor yani çıplak gözle. Ama odun olarak gözüküyor. Bu da inkılap. Yani gözükmeyenlerin gözükür şekilde gözükmesi. İnkılapla mümkün. Biraz inkılaptan bahsettim. Herhalde biraz anlaşılmıştır zannediyorum.
Her bir namazın vakti, vakti ha namaz kendisi değil. Vakitten konuşuyoruz. Bahar, vakitti. İnkılap başıymış. İnkılap biraz anlaşıldı değil mi? Veya gücüm o kadar yetiyor. İnkılap başı olduğu gibi azim bir tasarruf-i ilahiyenin aynesidir. Tasarruf-i ilahiyenin aynesidir. Aşağıda miratidir diyor mesela. Azim bir tasarruf-i ilahiyenin aynesidir. Yani mesela öğleyin vakti sabah imsak ile güneş ile namaz vakti bitti. Sabah güneş ile imsak namaz vakti başladı demek sabah. Güneş sabah namazı vakti bitti. Sabah namazının vakti bitmesi güneş ile öğleyin vakti arasındaki Allah'ın tasarrufatının insan ruhuna hissettirilip insan ruhundan bedel ödenmesi. Yani sabahtan akşama sana güneş doğmadı mı? Sana edilen masrafa bak. Ciğerini kullanmadın. Böbreğini kullanmadın. Güneşi kullanmadın. Yağmur bulutu kullanmadın. Dünyayı beşik gibi kullanmadın. Onu fark etmektir. Fark ettiğin anda inkılaba uğruyorsun. Yani sana sabah güneşten öğlene kadar yapılan masrafları namazsız anlamazsın. Yani diyeceksin ki namaz kılan bunları anlıyorum. Anla ve anlama. Fiil bunu gösteriyor, kabul ediyor Allah. İster anla, ister anlama bu dersi. İster böyle idrak et, ister etme. Namaz kılıyor musun? Aynı netice aynı budur. Bunlar aynı verilecek sana. Yani biz anlamasak da Allah anlıyor. Yani. Tabii tabii. Allah anlıyor derken Allah kabul ediyor. Kabul ediyor, pardon. Yani aynen kabul ediyor. Mesela Yalçın, kıldın değil mi öğleğini? Elhamdülillah. Sabah güneşte öğlen arasında sana yapılan bütün masrafları Yalçın dedi ki, dedi ki, ya Rabbi benim için güneşi doğdurdun. Saniyede güneş sistemini 25 kilometre hızla gidiyor saniyede tık. Güneş sistemi ha 12 tane gezegeniyle. Saniyede. Veya 30 deniliyor. Ya Rabbi dünyayı güneşin etrafında saatte 108 bin kilometre hızla dönderdin. Ve bu olayların içerisine birbirine dişli gibi benim için denizde balıkları ürettin, büyüttün. Güneşi bana lamba ve soba yaptın. Güneşi bana lamba ve soba yaptın. Böbreğimi, dalağımı çalıştırdın. Hububatı çıkarttın. Benim için Çinlilere pirinci ektirdin. Arabistan'a hurmayı diktirdin. Rize'ye çay toplattırdın. Adana'ya pamuk ektirdin gibi. Bütün o benim için yapılanları ben biliyorum. Allah'ım sen Allah'ımsın. De veya deme. Bil veya deme. Bilme. Namaz vaktinde Allahu Ekber. Bu inkılapları yani bu yaratılış sana verilenleri bekaya atıyorsun. Bekalaştırıyorsun. Dişirle. Dişir. Dişiri söyleyin. De. Hadi. Dişir. Bu çaresinden başlayacağız. Dua ile. İyi. Dişir. İman ile. Aferin Selahattin'e. Şuur ile. Rıza ile. Dişir. De. Bir daha söyle. Dua. Dua ile. Ey uyuşuk. İman. Dua ile. Biliyoruz abi. İman ile. Şuur ile rıza. Şuur ile rıza ile. Ezberlemek için böyle yaptım ben kendimi. Ne yapıyorsun biliyor musun? Sabah güneş ile öğlen arasındaki bütün o nimeti bu namaz kılarak bir mekandan ve zamandan çıkıyorsun. Bir inkılaba uğruyorsun. Tamam. Onlara diyorsun ki yekününe bak azim bir tasarruf ilahiyenin aynesidir. O öğleyin vakti. Aynadır ayna. Ayna. Nasıl aynadır? Hava aynasına radyo istasyonları, televizyon istasyonları sesleri suretleri atmıyor mu? Senin radyonda, televizyonda onlar gözüküyor. Oraya attığı için. Hava sayfası bir aynadır. Teksir makinesidir. Çoğaltıyor. İşte her bir namaz vakti bir inkılap başı olduğu gibi azim bir tasarruf ilahinin aynesiymiş. Ayna bu. Yani
gözükmesi, ruhunda onları fark etmen, farka gelip furkanlaşmak, canlı Kur'an olmak. Namaz da mümkün. Fark edip, farka gelip furkanlaşmak, yani canlı Kur'an olmak. Şuurlu olmasa da. Şuurlu olmasa da Allah kabul ediyor. Ama bilince bunun tabii şey gibi, ansel balı gibi bir şey oluyor. Ama bizim namaz da kestane balı gibi bir şey oluyor. Tamam. Acıdır ama harikadır. Dağ meyvesi acıdır ama şifadır diyor ustad. Bir teneffüs ettireyim size. Tatlılara nispeten acıların bedene daha şifalı olduğunu yazar. Ama benim aleyhim de bu. Olduğu halde söylüyorum. Acıları pek sevmem. İçinden gelen acım abi. O da öyle. Aferin lan. O acı şey var ya, hastalıklar, musibetler, dertler adamı olgunlaştırır, eğitir. Hastalık, musibet, acılar eğiticidir. Şifa, zenginlik, saadet eğitici değildir. Gaflet vericidir çoğunlukla. Öğretmen gibi eğiten hastalık ve acılardır. Acılar adamı yetiştirir. Yani ben son 50 yaşımdan sonra biraz rahatladım. Rahatladım derken şimdi Türkiye karışmış. Yani biraz içsel şey dengelerim oturmaya başladı. 50 yaşında. Şimdi yavaş yavaş meyvelerini almaya başladım. Sonsuz şükürler olsun. Yani acıdır demek için anlattım. Acıdır ama adam eğitiyor. Benim hiçbir akrabamda beyaz saçı yoktur. Ya. Bir gecede göğsümün kıllarının bembeyaz olduğunu inanın ben size yalan diyeceğim. Beyazladı. Bir gecede. Sıkıntıda. Ya. Onun için o zamandan beri bir daha haber dinlemeyeceğime karar verdim. Srebrenica katliamı, gece sabah uyumadım ve sabah inkılap için başım döndü. Namazda namazı bile zor kıldım, farzı kıldım, iyi hatırlıyorum, sünnet kılamadım. Başım döndü. Her tarafım çiban oldu ve vücudumdaki beyazladı. Bir daha karışmayacağım Allah'ın icraatına. İçim yanarak bunları söylüyor. Karışma. Neyse inkılap. Biraz daha gidelim mi? Ne kadar oldu saat? Bakar mısın şey? 9.05 geçiyor. 9.05 geçiyor. Biz kaçta başladık? Neyse, o zaman birkaç tane de gideyim. Git abi git. Gidelim. Bir saat olmadı abi. He? Bir saat olmadı? Olmadı daha. Olmadı, tamam. Biz zaten 20 geçe falan geldik 8'e. Evet. Yani sizi sıkmamaya çalışıyorum. Tamam mı? Ve o tasarruf içinde ihsanat ilahiyenin birer makisi olduğunda, Allah Allah, o tasarruf içinde, yani sabah namazı güneşi, yani misal için diyorum, bütün namazlar öyledir. Veya öğleyin namazından ikindi namazına kadar diyelim şimdi. Bu öğleyinle ikindi arasında Cenab-ı Hakk'ın ihsanat-ı külliye-i ilahiyenin birer makesiymiş. Ortaya çıktığı yermiş. Makes, aks. Yani aynada güneşin aksetmesi. Yani orada cem olması. Aks bu. Güneş olması değil, aynada gözükmesi. O namaz vakti denilen bir inkılap başıdır. Hep inkılaptan bahsediliyor bu olay. Hep inkılaptayız hala. O ikindi vakti makesmiş. O ikindi vakti aynaymış. O ikindi vakti inkılapmış. O her bir vakit, namaz vakti bu sıfatlar. Başka neymiş? Makese döneceğim gene. Kadir-i Zülcelal'i o vakitlerde daha ziyade tesbih, tazim ve hasiz nimetlerine iki vakit ortasında topla yekününe karşı şükür ve hamd demek olan namaz emredilmiş. Şükür, şükür ve hamdın hulasasıdır. Şükür ve hamd. Şükür verilen nimetleredir. He? Karşılığı. Karşılığıdır, şükür. Evet. Hamd ise verilmiş verilmemiş, musibet, dert, keder, her şeyi elhamdülillah'taki hamd camidir ve külliyidir. Mazi ve mustakbeli cem eder. Şükür ise hazıra bakar. Mesela tamam. Namaz şükür ve hamdın cemidir yani, hulasası, ifadelendiği şeydir. O zaman geliyorum, o tasarrufat içinde ihsanat-ı
külliye-i ilahiyenin birer makyası olunur. Yani senin dışında cereyan eden öğleğinle ikindi arasında bir sürü tasarruf var. Ama sana has kılınan ihsanat-ı külliye-i ilahiye o vakte toplanıyor. Toplanınca ne oluyor? Bak makyaz. Toplanıyor. Namaz kıldın kılarsan öğleğinle ikindi arasındaki Allah'ın bütün icraatına ben onaylıyorum. Onaylayınca Allah da diyor ki sen yapmışın gibi sana veriyorum. Öğleyin iki anlarsını bütün kainatta, varlıkta ne oluyorsa o zaman yapayım. Ayağımın altını dünya düşünün. Alemleri sayıyorum. Alem-i şehadet. Temel yani ana birimlerini yapıyorum. Alem-i şehadet. Yedi kat sema. Lef-i mahve ispat. Kürs, cennet, daire-i hayat, daire-i ilim, arş, lef-i mahfuz, arş-ı azam, kab-ı kalpseyn, şurada Nur-u Muhammed. Tamam. Nur-u Muhammed'i kafa. Ayağımın altı atom. İşte namaz, bütün o alemleri, 18 bin alem, bu ana 42'siydi. Allahu Ekber dediğin zaman, o atom ile Nur Muhammed'i arasındaki bütün 18 bin alemi aynene makes olarak cem oluyor. Bütün alemle namaz kılıyorsun. Onlara namaz kıldırtıyorsun. Onların namazına ortak oluyorsun. Arşın, kürsün, Cebrail'in, Mikail'in, Azrail'in, Adem'in, Şit'in, Muhammed aleyhissalatü vesselamın, Süleyman aleyhisselam hepsinin 124 bin peygamberin, 124 milyon evliyanın, binlerce milyarlarca Müslümanların bütün ibadetlerine, çünkü oradadır, yekününe senin namazına girip ortak oluyorsun. Kabe gibi. Ami bir adam gidiyor Kabe'ye, bir karakterini, şahsiyetini, inancını, itikadını, amelini koyuyor, havuzdan bütününü alıyor. Onun için bilhassale şüphesiz oraya giden dönen bir veli gibi geliyor diyor. 16. sözün 4. şu anda. Bilhassale şüphesiz. Bıraktın, Allah verdiğin kadar almak yok. Verdin tümünü alıyorsun. Hani şeyde kullanmıştım kadında. Kadına muhabbetini ver. Bedelini kadının komplesini alacaksın. Verdiğin muhabbeti almıyorsun. Muhabbet onu sana ediyor. Muhabbetini ver kadını komple al. Verdiğin bir şey olmadı ki muhabbetini de aldın zaten. Akıllı ol. Bak anladım. Şimdi namaz yapıyorum. Tepemde Nur Muhammed'i. Kafam, şu kafam. Şuram Kab-ı Kavseyn. Arş-ı Azam. Ondan sonra Lef-i Mahfuz. Arş, cennet. Cennet, cehennem. Ondan sonra aşeynelim, boşver detayı. Lef-i Mahfuz, ispat. Alem-i şehadet. Hepsi. Garip garip bakıyorsunuz da, bak, nesiniz o namaz? Bak nereye giriyorsun namazda? Bak namazda nereye giriyorsun? Allahu Ekber, bak. İyi yastan, Selahattin abi, bak namazda nereye giriyorsun Allah aşkına? Bir gireyim de biraz şey, ikinci şua. Selahattin'e giriyoruz abi. Salata girmek istemiyorum. Ama salatın bir parçası olsun. Salata yırttık mı? İşte manyaklaşacak. Zaten şizofreni manyağın birisi diyorlar. Meczup diyor. Ha meczup. Bir tanesi yazı yazıyor. Meczup musun? Nesin diyor ya. Ona cevaben dedim ki inan çok doğru söylüyorsun. Ben 50 sene kendimi tanıyamadım. Allah razı olsun. Sen beni tanıttın. Vallahi memnun oluyorum ve gülüyorum ha. Ha burada. 13. Bak. Hazır mıyız? Ne yapıyorsun bak? İnsan namazda ne olacak? Sır-ı vahdet ile. Vahdet değil. Sır-ı vahdet ile. Kainatı bütüne getirerek. Kainat. Kainat neydi? Kab-ı Kavseyn, Arş-ı Azam,
lef-i mahfuz, arş, bütün o alemler 18 bin. Öyle cisim, büyük ve cismani bir melaike hükmünde olur ki, büyük bir melaikedir o. Salat denilen bir zaten melaike var. Ramazan'a ne diyorlar? Saum, siyam, bir de şey, oruç. Hepsi ayrı bir melaikenin ismidir. Tamam mı? Bak, kainat sır vahdetiyle öyle cisim ve cismani bir melaike hükmünde olur ki, mevcudatın nebileri adedince yüz binler başlı ve her başında o nebide bulunan fertlerin sayısınca yüz binler ağız. Ve her ağzında, durmuyorum burada da esas duracağım aşağıda ama bunlar acayip. Her ağzında o ferdin cihazat ve etza ve aza ve hüceyratı miktarınca yüz bin diller ile sanini takdis ederek tesbihat yapan İsrafil misal. İsrafil misal. Bu kainatı Allah hayattan yarattı. Şeyden beri başlıyor. Kab-ı Kaysen'den aşağı bütün alemleri hayatla yarattı. Hayatın simgesi kimdi dört melekten? İsrafil. Bu arş-ı azam, lef-i mahfuz, arş, cennet, cehennem, lef-i mahve isbat, yedi kat sema, kabir, ahiret, mahirette bahsetmiyoruz. O kadar ufak yok yani bu alemler içinde. Yeri yok o kadar ufak. Ve dünya bu komple hepsi hayattan yaratılmış. Hayatın simgesi de İsrafil. Bu komple İsrafil misal. İsrafil'in vücudu. Vücut İsrafil. Ruhu Azrail. Kainatın aklı Cebrail. Şuuru Mikail. Hepsinin cemi insan. Ve namazda hepsine sahipleniyorsun. Allahu Ekber diyerek hepsi seninle namaz kılıyor. Arş, Kürs, Cebrail, Mikail, İsrafil, Cennet, Cehennem. Her şey seninle secdeye gidiyor. Bak, İsrafil misal ubudiyet de, İsrafil misal ubudiyet de, ulvi bir makam sahibi, acubi mahlukat iken, insan sırrı tevhid ile İsrafil misal acubi mahlukat oluyor. Bir tuhaflaşıyor namazda. Sanini takdis ederek tesbihat yapan İsrafil misal ubudiyette ulvi bir makam sahibi, ulvi bir makam sahibi bir acubi mahlukat iken, acubi mahlukat, kainat acubi mahlukat, İsrafil misal, şu kainatın vücudu kargası İsrafil, ruhu Azrail, aklı Cebrail, şuuru Mikail, cemul cem insan. Namaz, onları alemine mal etmek, sahiplenmek, ben yapmışım gibi sahiplenmek. Dişir ile, dua ile, iman ile, şuur ile, rıza ile. Dişir, dua ile, iman ile, şuur ile, rıza ile sahipleniyoruz. Bunların cemi şükür ve hamd manası, tencereye koy, şükrü koy, hamdi koy, karıştır, namaz. Ulvi bir makam sahibi bir acubi mahlukat iken hem sırrı tevhid ile, tevhid demiyor, sırrı tevhid ile bunları fark ederek, bunları tefekkür etmek, bunlarla konuşmak sırrı tevhid oluyor. Millet ne konuşuyor, sen ne konuşuyorsun? Millette kıyas etmeyeceksin de Allah'ın nimetini fark edersin diye söylüyor. Sırrı tevhid ile ahiret alemlerine ve menzillerine çok mahsulat yetiştiren bir mezra ve dar-ı saadet tabakalarına amali beşeriye gibi çok hasılatıyla levazımat tedarik eden bir fabrika, kainat, insan ve alemi bekada hususan cennet-i aladaki ehli temaşaya dünyadan alınma sermedi manzaraları göstermek için mütemadiyen, işleyen yüz bin başlı sinemalı bir fotoğraf iken, İsrafil'i anlattık değil mi? İşte namazda bunlara sahipleniyorsun. Namazın yok, bunların hiçbirisi yok.
odun. Odun geldin, odun gideceksin. Beden. Beden. Koyarsın, toprağın altına çürür. Yakarsın, duman çıkar, nur çıkar, ayrışır. İşte namaz. Ruhun bu hakikatleri fark etme amakesidir diyor. Bak ne diyor? İhsanat-ı külli-i ilahiyenin birer makesi olduğundan. Makes, insan. Yani namaz vakti bir makes. Orada gözüküyor. E gidip alacaksın onu. O aynada gözüktü. Havada radyolar var. Aç radyonu, aç, al. Radyonu almasa, açmasan hiçbir şey yok. Televizyonu açmasan hiçbir şey yok. Cep telefonu kapalıysa mesajın da yok. Öyle değil. Ama gelmiş. Duruyor, alamazsın. Mesaj duruyor değil mi orada? Açtığın anda girdi. Yoksa nerede? Nerede duruyor? İçeride olsa açmadan da gözükür. İçeride değil, dışında da değil, neredeyse. Mesaj açtığında pat diye girdi. Ama neredeydi? Burada durmuyordu. Ben görmedim. Burada yok. Ha, namaz açtığın zaman pat diye girdiği gibi, telefon açınca pat mı mesaj girdiği gibi, radyo açınca pat diye girdiği gibi, namaz açınca da tak giriyor. Namazı açıyorsun, pat diye bütün o saymış alemin, bütün kafan şu kabuk şey Nur-u Muhammedi, aşazam, arş, kürs, alem-i şehadet, atom, ayağının altı atom, kafanın tepesi Nur-u Muhammedi. İkisinin cemi olan insan, Allahu Ekber, bunları düşünerek, bunları duyarak, okuyarak yaparsa bütün alem, ister şuurun olsun, istersen olmasın, şak diye. Zaten şuurla kalitesini arttırıyorsun, dişir. Dua, iman, şuur, rıza ile. Rıza demek çok önemli. Allah'ın sana yaptığı muameleden razı ol, sorgulama. Bunları başıma geldi deme yani. Allah ile razı ol, rıza dade ol. Allah ne yapıyorsa doğru yapıyor, fazla az yapmaz. Tamam. Neredeydik? Makeste kaldı. Makeste olduğunda. Ama duman atıyor, daha götüremeyeceğim. Onun için insan bütün mahlukattan üstün oluyor değil mi abi? Eğer o namazı olmazsa hepsinden o zaman, çünkü onlar içine giremiyor. Ne yapıyorsun şey biliyor musun ondan sonra bak? Aşağı oluyor. Bak. Allah. 9. Şu alar 9. Tevhid sırrıyla namaz kılınca oluyor bu. Şeceri hilkat meyveleri olan zihayatta bir şahsiyet ilahiye, bir ehadet-i rabbaniye ve sıfat-ı sıvaca manevi bir simay-i rahmani ve temerküz-ü esmayı ve iyâke ne'abudu ve iyâke nesteyn'deki hitaba muhatap olan zatın, yani elhamdülillahi rabbil alemin, Errahmanirrahim, Maliki yevmiddin, İyâke ne'abudu, İyâke ne'abudu ve İyâke nesta'in. İyâke ne'abudu ve İyâke nesta'in'deki diyebilen, muhatap olan zatın, muhatap olan bir zatta, o namazda diyorsun tabi bunu, onun kime diyorsan, İyyâke ne'abudu ve İyyâke nesta'in, kime namaz kılıyorsan, kime ubudiyet ediyorsan, ondan yardım istiyor. Ya Rab, ben sana iman ettim, ibadet ettiğimden dolayı senden yardım istiyor. Sana ilahları reddediyor, putları reddediyor. İyyâke ne'abudu, sana İbadet ettiğinden dolayı hak kazanıyorsun yardım istemeyi diyen insana Allah'ın cevabı şu. Cilve-i taayyun ve namazda oluyor. Cilve-i Allah, cilve-i taayyun ve teşahhusu tezahür ediyor. Yani o şahsiyet, o ehadiyet Allah, o şahsiyet, o Allah ehadiyet, o sima, o taayyunun cilvesi imbisat ederek kainat nispetinde genişlenirden gizlenir. Yani burada o şey yapıyor. Mesela halakal insanı ala sureti rahman. Sureti rahmanda kasıt sirettir, ahlaktır, sıfattır. Allah İyyâke na'budu ve İyyâke nesta'in diyebilen insana cilve-i taayyum ve teşahhus ediyor.
ismi fert de dönüştürülüyor. İmtiyazlaşıyoruz. İmtiyaz. Mahlukatın için imtiyaz. Eğer bunu yapamazsan mahlukat içinde bir basit bir şey oluyorsun. Odun bir şey paçavra gibi. Hatta paçavra bile olamazsın. Çünkü en âli şey bozulunca hiçbir şey olmaz. Tereyağı yenmez, zehir olur. Yoğurt bozulursa yenir. Süt bozulursa yenir. Ayran bozulursa yenir. Yani yoğurt bozulursa bir şey olur. Ama hepsinin hulasası olan tereyağı bozulursa zehir olur. Hiçbir şey yaramaz. İnsan da mahlukatın tereyağısıdır, sondur, özdür. Bozulunca hiçbir şey yaramıyor. Mikrop olur. Biraz inkılaptan bahsetmeye çalıştım. Becerebildiğim kadarıyla. Veya hissettiğimi ifade edebilirim. Çünkü hisler biliyorsunuz tıntın eder, oltaya gelir ama yakalanmıyor. Kelamla şey yapılmıyor. Hani kelamı alamıyorsun. Öyle bir şey işte. Yani tarif olmayan bir şey. Evet. Vâhir davâhum enilhamdülillâhi rabbil âlemin el-fâtiha tümâ salavatı.